Metaverse Kabalık Üretimler, hepinize merhaba arkadaşlar. Son durum videosunda karşınızdayım. Şuradan hemen şöyle bir genel bir göstereyim. Ardından tekrar baştan başlayalım arkadaşlar hep beraber. Snakeskin White Mozaikler. Dişi erkek satışta olan karışıklar burada. Devam edelim. Burada Albino Tuxedo Red Tail'ler. Şöyle göstereyim. Burada az miktarda Yellow Tiger vardı, kalmadı onlar. Full Red'ler. Başka ne var burada? Saddle Black'ler var arkadaşlar. Devam edelim. Albino Koi'ler. Bunlar da az kaldı bayağı, damızlık boyda. Yellow Tiger King Cobra'lar, burada satışta olanlar. Hala burada satışta olanlar. Şöyle gelelim. Metal Snakeskin Blue Tail'ler. Yetkilemesi aynı. Moskovlar. Burada ise Blonde Full Red'ler var arkadaşlar. Dişi ağırlıklı kaldı burası. Şöyle göstereyim. Red Dragon'lar. Hemen altta Full Red'ler. Burada ise Yellow Leopard'lar arkadaşlar. Hemen burada Blue Dragon'lar. Yanında Galaxy White Mozaik, Red Mozaik'ler. Hemen üstte yine Yellow Tiger King Cobra'lar. Burada Galaxy Red Medusa'lar. Damızlık grubu Galaxy Red Medusa. Burada Tuxedo Koi'ler var. Şöyle göstereyim. Burada onların yavruları. Bayağı bir yavrum var maşallah demeyi unutmayın. Burada Tuxedo Koi Short Body'ler. Gördüğünüz gibi onlar yavruları burada. Mesela koyu şort tadiler. Şöyle orta bölüme geçecek olursak yine Galaxy White Mozaikler. Gördüğünüz gibi damızlık. Kendi damızlığı. Bunlar Metal Snakeskin Blue Tail şöyle netlerse burada var. Yine Snakeskin White Mozaik alttan gelen arkadaşlar. Şöyle sağ sollu aralarında bir ay var. Burada yine yeşil suyun içinde Galaxy White mozaiklerimiz var. Gördüğünüz gibi halinden gayet memnunlar. Burada yine Saddle Black yavrular. Az sayıda da olsa Yellow Tiger var burada. Burada HB White yavrularımız var. Burada Metal Snakeskin Blue Tail'ler yine arkadaşlar satışta olan grup. Üretimde son gaz devam ediyor. Şöyle devam edelim. Moskov Neon Blue'lar. Tabii telefon netlerse göreceğiz hep beraber. Aynen. Damızlıklarım. Alttan gelen yavrular. Ribbonka'nı Neon Blue. Şöyle göstereyim sizlere de. Aynen. Netledi. Devam edelim. Snakeskin Koi'lerin kendi çalışmalarım burada gördüğünüz gibi devam ediyor. Orange Venezuela'lar var arkadaşlar burada. Ve yine yavrular. Yine alttan gelen Yellow Tiger King Cobra'lar burada. Devam edelim arkadaşlar. Metal Snakeskin Blue Tail yavrular. Metal Snakeskin Blue Tail Ribbon'lar burada arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum ama Ribbon'lar burada. Normal Metal Snakeskin Blue Tail damızlıklarım da burada. Saddle Black White Mozaik. Alttan gelen arkadaşlar burada. Şöyle çok hareketli oldukları için çok yaklaşamıyorum, hemen kıpır kıpır oluyorlar. Yine burada Metal Snakeskin Blue Tail'ler. Yine yukarıda da aynı şekilde Metal Snakeskin Blue Tail'ler. Yine burada da alttan gelenler bu arkadaşlar.
Şöyle devam edelim, ne var burada? Ivory'ler var arkadaşlar burada. Ivory, Ivory neyse. Burada yine kendi çalışmalarım devam ediyor. Yine Ivory'lerden bir kısım burada arkadaşlar. Devam edelim, buralarda ne var? Şöyle. Yine Cedar Black, White Mosaic üretim akvaryumundan bir tanesi. Şöyle üstten göstereyim arkadaşlar, gözüküyor mu bilmiyorum ama. Devam edelim. Şöyle transgenetik tetralarımızı gösterelim. Transgenetik tetrazonlarımız daha doğrusu. Damızlık boyda inşallah bunları da üretmeyi başarabilirsek yapacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi tek tek olan balıklar. Ivory'ler. Yellow Tiger'lar. Whitetail'lar. Yine transgenetik damızlıklarım burada. Kılıçlarım bu şekilde burada. Yine bir bölüm kılıç burada var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Koyu kılıçlar da alt kısımda görünürse, evet. Koyu kılıçlar da burada. Yine kendi yavrularımız, transgenetik yavruları burada. En son olarak da yine Snake Skin, Metal Snake Skin Blue Tail'ler arkadaşlar. Durum bu şekilde. Son durum bu şekilde arkadaşlar. Çalışmalar hızla devam ediyor. Bir de ayrıntılı bir bilgi de göstereyim şurada. Gördüğünüz gibi yeşil su oluşturdum arkadaşlar. Bunun içine de az önce su pirisi de saldım. Gözükür mü bilmiyorum ama şöyle yukarı doğru bir tanesi çıkıyor. Su pirisi üstüne de inşallah bu şekilde yapacağız. Hem yeşil su hem su pirisi. Gördüğünüz gibi yeşillik gayet güzel. Çok iyi bir orana sahip. Yeşil su elimde bolca var. Şöyle de ilerleyeyim. Şurada da göstereyim, yukarıda yine yeşil suyu mevcut. Hepsinin üstünde ışıklar takılı. O şekilde yeşil su oluşmaya devam ediyor. İnşallah su piresinde üretiriz yani. Üretilmeyecek bir şey durumu yok zaten. Yeşil su ve ışık olduğu sürece sıcaklık zaten üretimhanede mevcut. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. En azından balıklarımıza ayrı bir canlı yem vermiş oluruz diye düşünüyorum. Herkese keyifli hobiler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayınız. Keyifli hobiler diliyorum.